Topçuoğlu Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited şirketi teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmayı hedefleyen müşavirlik ve mühendislik şirketidir. Takım ruhuna uygun konusunda uzman kişilerden oluşan bir kadroya sahip olan firma, kaliteli hizmet sunmak anlayışıyla görev yapmaktadır. Topçuoğlu Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı, Jeoloji Mühendisi Yaşar Topçuoğlu'ndan faaliyet alanları hakkında bilgiler aldık. Topçuoğlu Madencilik 1990 yılında madencilik konusunda proje yapmak, fizibilite yapmak ve danışmanlık yapmak adına kuruldu. O yıllardan bu yana uzun yıllardır bu konuda da proje yaptı. Daha zaman ilerledikçe bunlara çevre projeleri eklendi. Deneyimli kadrosuyla şu anda madencilik, fizibilite ve çevre projeleri yapmaktadır. Yaşar Topçuoğlu konuşmasında proje ruhsat alım süreçleriyle ilgili açıklamalar da bulundu. Önce maden ruhsatları almak için Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruyor maden için. Onun yetkilisiysek biz yapıyoruz bu başvuruları. Başvuruda o sahaya hak kazanmış ise o sahayla ilgili gerekli projeleri Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne veriyoruz. Maden İşleri Genel Müdürlüğü yatırımcıya ruhsat kesiyor. Maden arama ruhsatı kesiyor. Yani sizin gibi işte projeye hizmet veren kuruluşlar hangi noktadan sonra devreye giriyor efendim? Proje madencilikte başvurudan itibaren devreye giriyor. Çünkü başvuru aşamasında o madenin koordinatları gerekiyor. Haritası gerekiyor. Koordinatların sağlanması, haritalanması, başvuru dilekçelerinin hazırlanması bir mühendislik gerektiriyor. Tabiatıyla onu da biz yapıyoruz. Yani siz burada bir noktada yasaları uygulayan, gayet tabii, herhangi bir yanlışlığa meydan vermeyen, gayet tabii, ve yatırımcıyı doğru yöne teşvik eden bir... Teşvik eden, aynı zamanda onun menfaatlerini koruyan, yanlış yapmayan, çünkü madencilik konusu hassas bir konu. Başvuruda yapacağınız bir yanlış, sizden bir dakika sonra başvuru yaparsa bir başkası ona hak kazandırır. Tabiatıyla çok dikkatli olmak zorundasın. Şimdi bu konuda yatırımcı güvenilir firma arıyor. Çünkü yatırımcı herhangi bir Türkiye'nin bir vilayetinden, Van'dan, Paraz'a, Ordu'dan size koordinat der, dedi ki benim adımı buraya başvurun. Belki o sahanın değeri 1 trilyon, 2 trilyon. Siz kendi adınıza başvurmak gibi bir istismara kaçabilirsiniz. Veya böyle davranabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir hassas konuda yatırımcının size güvenmesi çok önemli. Güven gerektiren bir iş. Dolayısıyla yatırımcı seçimlerinde ona göre sizi seçiyor. Bizim şirketimizin şöyle bir prensibi var. Biz kolay kolay bir başkasına sizin işini yapalım diye bir teklifte bulunmayız. Müşteriler genelde bizi bulur. Bir de yıllardır oturmuş bir müşteri grubumuz var. Onların teveccühleri devam ettiği sürece işlerini yapıyoruz. Tabii piyasada durumumuz değerlendiriliyor, ona göre tercih ediliyoruz. Burada deneyimimiz, altyapımız, güvenilirliğimiz önemli katsayılır. Yaşar Topçuoğlu madencilik ve enerji sektörlerinin özelliklerine değindi. Madencilik ve enerji sektörünün iki önemli özelliği var. Türkiye'de bugün ihracat yönelik sektörlerin çoğunda katma değerler çok yüksek değil. Halbuki Türkiye'nin katma değeri yüksek sektörlere yönelmesi lazım. Madenciliğin Türkiye'de gayri safi milli hasıladaki payı hala 1,5. %1,5 çok düşük ama katma değeri çok yüksek. Türkiye'nin zannediyorum 2010 yılındaki son rakamlara göre ihracatı 4 milyar dolardır. Ama bu bir başka sektördeki bir otomotiv, bir elektronik sanayideki ihracatın 20 milyar dolarına yarattığı katma değeri eşit bir değerdir. Dolayısıyla madencilik çok önemli bir konudur. Madenciliğin önü açılması gereken bir konudur. Bunun devletin ve hükümetin bu konuda yardımcı olması lazım. Bir diğer yanı ise diğer sektörlere göre çok zor bir sektördür. Çünkü yüksek kotlarda, dağlarda, zor şartlarda, yolu olmayan yerlerde, elektriği olmayan yerlerde çalışıyor madenci. Devletin diğer sektörlere göre biraz daha hem teşviklerini hem yolunu açması açısından önem vermesi gereken bir alandır. Yaşar Topçuoğlu ayrıca son dönemlerde HES projelerinin atılım gösterdiğini ifade etti. Türkiye son 5-6 yıldır özellikle HES'ler, yani akarsular kaynakları, hidrolikler bakımından, RES'ler bakımından çok büyük bir atılım gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Burada yerli ve yabancı yatırımcıların inanılmaz bir ilgisi var. Bir yarış halinde adeta. Bu da Türkiye adına çok sevindirici. Ama sadece bu yetmiyor.
güneş kaynakları var. Onların değerlendirmesine yönelik zannediyorum çalışmalar var Enerji Kurumu'nun. Bir de kömür kaynakları var. Bunların da Türkiye'nin yerli enerjisine katkısını maksimize etmek gerektiğini düşünüyorum. Yaşar Topçuoğlu son olarak sektördeki sıkıntılara değindi. Türkiye'nin bürokrasi klasik konusu malum. Her yerde olduğu gibi bizim de sıkıntılarımız var. Ancak sıkıntıları büyük bir olgunluk için geçmeye çalışıyoruz. Devleti her zaman iyi geçinmeye çalışıyoruz. Devletin bütün taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Projeleri eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Büyük bir ciddiyet içinde bu konuyu inceliyoruz. Ve hem yatırımcının hem devletin arasındaki denge kurmaya çalışıyoruz.